Gündeminden iyi günler. Bugün konuğumuz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık. Sayın Fikri Işık, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş Tabii bulduk. Yoğun gündeminiz arasında bize vakit ayırdınız, stüdyomuza geldiniz. Öncelikle teşekkür ediyorum ben katılımınız için. Türkiye günlerdir, daha doğrusu cumartesi günden beri PKK'ya yapılan silah bırakma çağrısını konuşuyor. Tabii sizin gündeminizde de bu önemli bir yer tutuyor ve bundan sonra da tutacak gibi gözüküyor. Siz bu çağrıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? İsterseniz hemen önce onunla başlayalım, devam edelim sonra. Tabii biliyorsunuz bu çağrıya temel teşkil eden sorun Türkiye'nin sadece son 30-35 yılında karşı karşıya kaldığı bir sorun değil. Bazıları 80-85 diyor ama kökü daha da geriye giden bir sorun bu. Bu sorunun çözümüne yönelik belki bugüne kadar atılmış en önemli adımlardan biri olarak görüyorum. PKK'ya silah bırakma çağrısının yapılması, bütün hak arama mücadelesinin demokratik zeminde olması, demokrasi dışında herhangi bir yöntemle hak aramanın terk edilecek olması Türkiye açısından son derece önemli bir aşamadır. Zaten dünyada örneklerini gördüğümüz pek çok problem de bu şekilde çözülmüş. Başka bir çözüm yolu da yok bu işin. Yani işte Güney Afrika'da Nelson Mandela'nın başlattığı açılım ve ondan sonra oluşan çözüm, İngiltere'nin İran ile olan meselesinin çözümü hep aynı yöntemle olmuş. Bunun dışında İspanya'daki da bir üzerinde. yöntem, İspanya daha tam biliyorsunuz şey olmadı ama başka bir yöntem de yok artık. Yani bugüne kadar dünyada, hele hele bugünkü demokratik ortamda, küreselleşen dünyada demokratik değerlerin yükseldiği, baskıcı yöntemlerin kesinlikle devre dışı kaldığı bir dünyada Türkiye'nin kendi içindeki problemini kendi iradesiyle ve demokratik yollarla çözmesi son derece önemli. Ama bunun içinde olmazsa olmaz şart silahların bırakılması. Yani silahın gölgesinde bir demokrasi ve barıştan bahsedilemez. Böyle bir konu konuşulması mümkün olmaz. Bugün en azından bu çağrıyı bu noktada çok önemsiyoruz yani. PKK'nın silah bırakması kesinlikle hak ve özgürlüklerin demokratik o zeminlerde aranması bence Türkiye açısından son derece önemli, kritik bir aşama. Peki bu 10 maddelik bir anlaşmadan veya 10 maddeden bahsediliyor. Bu 10 madde şimdiye kadar konuşulmayan maddeler miydi? Yani Türkiye'nin, muhalefetin eleştirdiği gibi Türkiye'ye zarar verecek maddeler var mı? Kabul edilebilir maddeler midir bunlar? Şimdi bu 10 maddenin başlıklarını okuduk. Evet. Başlıklarında en fazla yapılan vurgu demokratik siyaset. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, demokratik siyasi zeminin güçlendirilmesi. Şimdi işte bazı yorumcular okuyoruz onun içerisine. Yok işte efendim PKK'nın işte Siyasete polis giriyor. teşkilatına girmesi, şunu yapması. Yani oralardan böyle bir sonuç nasıl çıkarıyorlar? Doğrusu bunu ben hayretle karşılıyorum. Burada önemli olan şu. Türkiye'de demokratik kanalların sonuna kadar açık olması ve silahla siyaseti dizayn veya silahla bir hakkın elde edilmesinden vazgeçilmiş olması. Bu son derece önemli. Bu açıdan da 10 madde oturulsun, tartışılsın. Ve bu demokratik bir biçimde sadece AK Parti ile HDP arasında bir tartışma değil de bütün demokratik paydaşların katılımıyla demokratik bir zeminde tartışılsın. Ondan sonra ortaya çıkacak şeyleri toplum kabullenirse eyvallah. Toplum kabullenmezse o zaman arkadaş bunları bu toplum kabullenmiyor denirebilir. Ama burada önemli olan şu. Demokratik siyasetin önünün açılması son derece önemli bir şey. Ben lafınızı kesiyorum. Şimdi bugün grup toplantıları da vardı. Tabii Sayın Bahçeli bugün bunu bir ihanet metni olarak değerlendirdi. Hatta demokratik siyasetin tanımını da işte bölücü örgütün, bölücülerin parlamentoya girmesi olarak değerlendirdi. Vallahi Sayın Bahçeli'nin etnik temel köken siyaseti yaptığı için etnik köken siyasetinin ortadan kaldırılması etnik köken siyaseti yapanlar için bir ihanet olarak telakki edilebilir. Bu açıdan Sayın Bahçeli kendi bakış açısıyla bu olaya bu şekilde yorum getirmesini ben ancak öyle yorumlarım. Yani etnik temelde siyaset yapan bir parti var ve Türkiye'de
başka bir etnik temelde oluşan bir sorunun çözümüyle birlikte etnik köken siyaseti Türkiye'nin gündeminden kalkacak. Bunu Sayın Bahçeli MHP'nin geleceği açısından bir tehdit olarak görüyor olabilir. Bu tehdidin ortadan kalkmasıyla siyaset zeminlerinin kaybolacağını düşünüyor olabilir. Bundan dolayı bu etnik temelli siyasetin Türkiye'nin gündeminden kalkmasını bir ihanet olarak görebilir. Bu başka türlü de izahı olan bir durum değil. Dolayısıyla bizim kesinlikle katıldığımız bir durum değil. İşte yok Sevr benzetmesi falan filan evet. Yapmış. Bakın ülkenin kronik sorunlarını çözmek ancak cesur iktidarların işidir. AK Parti bu konuda son derece cesur davranmıştır ve son derece güçlü adımları arka arkaya atmıştır. Bu alkışlanması gereken bir durum. Bir risk midir AK Parti? Efendim? Risk altına mı? Gayet tabii yani siz kronik bir sorunu ve belirli bir muhalefet partisinin vatana ihanet olarak gördüğü bir şekilde çözmek için irade koyuyorsunuz ortaya. Ve bunu koyarken de normalde demokrasilerde muhalefet, iktidar ümidi olan muhalefet partilerinin de destek vermesini beklediğiniz bir ortamda muhalefet partilerinden blokaj görüyorsunuz. Şimdi bugün CHP'nin belki sorarsanız konuşuruz. Evet. Tavrını anlamak mümkün değil. Niye? Bu sorunun çözümü Türkiye'nin önünü açacak. Belki sorarsanız biraz sonra konuşuruz. Ben şunu söyleyeyim. Soralım sorarsanız demeyeyim. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısında dedi ki bu bir seçim yatırımıdır. Bir samimiyet görmüyorum dedi. Tabii bizim Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bu özellikle bu problemin çözümüne yönelik bir samimiyet görmediğimiz açık. Sayın Kılıçdaroğlu ilk gün açıkladı işte barışa giden adımları bizim karşı çıkmamız mümkün değil. Bugün bu işi seçime bağladı. Yani ya bu ülke kaç tane seçim yaşadı? Bundan sonra da kaç tane seçim yaşayacak? Ama bu sorun kronik bir sorun. Bu sorun Türkiye'de siyasi iktidarı hatta siyaset zeminini de çok zaman esir almış bir sorun. Bu sorunun çözümü Türkiye'de demokratik siyasetin de önünü sonuna kadar açacak. Türkiye'nin ileri demokrasi noktasına taşınmasında en temel faktör bu sorunun çözülmesidir. Şimdi bugün bir demokratik adım atacaksınız. Hemen önünüze işte bu Güneydoğu'da nasıl yansır? Bunu görmüyor muyuz? Şimdi CHP, burada CHP neden böyle davranıyor? CHP AK Parti prim yapacak. Tek dertleri bu. Ya iktidarlar gelir geçer. Baki olan ülkedir. Siz ülkenin menfaatine, milletin menfaatine adım atın. Milletin menfaatine, ülkenin menfaatine olan adımlarda siz eğer olumlu tavır takınırsanız iktidar alternatifi olabilirsiniz. Şu anda Allah'ınızı severseniz CHP'yi iktidar alternatifi olarak gören kim var? Kendi seçmeninin bile %70'inden fazlası CHP iktidara gelemez diyor. %70'inden fazlası kendi genel başkanlarını başarılı bulmuyor. Neden bulmuyor? İşte bu politikalarından dolayı. Halbuki CHP şu son süreçte en azından seçime gidiliyor. Evet bu yapılan çağrı olumludur. Bu PKK'nın silah bırakması Türkiye için çok hayırlıdır. Bu konudaki atılacak adımlardan bilgi sahibi olmak isteriz ve destekleriz deseydi ben inanıyorum ki toplumda CHP'ye yönelik ilgi artardı. Neden? Çünkü sorun hepimizin sorunu. Bu sorunun oluşturduğu o kaos. Kötü zemin, kaos Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Hatta bölgemizi de ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak, iktidarda olmak kadar muhalefette olmakta da ciddi fayda getirecek, siyaseten de kar getirecek bir şeydir. Yani CHP muhalefette bu soruna destek veriyor olsa ve inanıyorum ki CHP'nin bugünkü karşı duruşuyla elde edeceğinden çok daha siyasi getiri olacak. Ama maalesef bütün konumlarını AK Parti karşıtlığına göre oluşturdukları için AK Parti eğer buna olumlu bakıyorsa biz olumsuz bakacağız. AK Parti olumsuz baksaydı
Onlar olumlu bakarlardı. Peki buradan şuna geçmek istiyorum Sayın Bakan. HDP'nin tabii eş başkan Sayın Demirtaş'ın yaptığı açıklamalar var. Hemen cumartesi günü Dolmabahçe'de yapılan açıklamanın ardından bu 10 maddenin aslında silah bırakma için bir ön şart olduğunu, yani onların yerine getirilmesinden sonra silahların bırakılacağını söyledi. Bir ikilem mi var? Bir ikizlik silah söyle. Bırakmanın ön şartı olmaz. Silah bırakma kendi başına bir ön şarttır. Önce silahı bırakırsınız, ondan sonra her şey demokratik zeminde konuşulur. Silahın gölgesinde müzakere olmaz. Silahı bırakırsın, ondan sonra demokratik zeminde HDP ile AK Parti oturur, her şeyi konuşur. Zaten millet de bu noktada görev vermiştir. HDP de bugün kendi tabanından oy alarak gelen bir partidir. Ama silah bırakmak için bu şartları öneri sürüyoruz demek, aslında bu silah bırakma çağrısını boşa çıkarmanın farklı bir yöntemidir. Burada zaten bizi üzen nokta şu, bir birlik yok. Yani Kandil'le HDP kendi içinde farklı tutumlar sergiliyor. Belli ki bazıları bu silah bırakma çağrısından memnun olmamış. Belli ki bazıları biz bunu nasıl sabote ederiz? Çünkü bugüne kadar aslında AK Parti çok ciddi bir risk alarak, AK Parti iktidarı, özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok ciddi bir risk alarak bu süreci başlattı. Bu sürecin Türkiye'nin hayrına olacağını, Türkiye'de demokratik siyaset zemininin oluşması için kesinlikle silahın bırakılması gerektiğine inandı ve çok zor bir süreci, çok büyük siyasi riskler alarak başlattı. Ama bu süreç başladığı günden itibaren gerek bazı küresel güç odakları, gerekse bazı içerideki şer odakları bu süreci baltalamak için ellerinden geleni yaptılar. Bunun içerisinde PKK'nın içerisindeki yapılanmalar var. Maalesef HDP'nin içindeki bazı kişiler bu süreci sabote etmeye uğraşıyorlar. Özellikle paralel yapının Oslo süreciyle ilgili takındığı tavrı biliyorsunuz. Hakan Fidan olayını biliyorsunuz. Bazı küresel güç merkezlerinin bu noktada bu süreci baltalamak için nasıl çalışmalar yaptığını biliyoruz. Ama şu var, biz bu sürecin başarıya ulaşacağına inanıyoruz. En temel güvencemiz de halklarımız, yani Türkiye'deki yaşayan Kürt kökenli, Türk kökenli, diğer kökenli insanlarımızın arasındaki duygusal bağların sağlamlığıdır. Evet. Allah'a şükürler olsun, diğer dünyanın diğer ülkelerinde bu sorunla karşı karşıya kalan ülkelerdeki insanların duygusal kopuşu gibi bir kopuş yok aramızda. Bizi bu çözüm sürecinin başarıya ulaşacağına yönelik en önemli inanç insanlarımız arasındaki duygusal bağların gücüdür. Peki hemen şunu sormak istiyorum. Eğer velev ki diyelim bu çağrı kongrenin toplanmasıyla ilgili çağrı yerine gelmezse bir B planı var mı AK Parti'nin? Ya bakın şimdi şunu söyleyeyim. Yani B planı, C planı falan bunlarla ilgili tabii ki hükümet, tabii ki ilgili arkadaşlarımız gereken her türlü çalışmayı yapar. Ama bunun yerine gelmemesi için ne şey var? Hangi bahane var? Yani Türkiye'de şu gelinen noktada bunun geri adım olmaması gerekir. Tabii ki şu gelinen noktada, yani neyi bahane edecekler de silah bırakmaktan vazgeçecekler? Neyi bahane edecekler? Demokratik siyasetin önü sonuna kadar açıldı. Yani benim tabii bazen çok taaccüp ettiğim, çok da üzüldüğüm bazı beyanlar oluyor. İşte efendim bugüne kadar alınan hakları biz aldık. Hayır. Güvenmiyoruz dediler. AK Parti iktidara geldiği gün ilk yaptığı işlerden biri bölgede olağanüstü halin kaldırılmasıdır. Bölge insanına yönelik bugüne, o güne kadar olan baskıyı ve insanlarımıza yönelik oradaki şiddeti ortadan kaldırmasıdır. Ondan sonra da sürekli AK Parti demokratik adımlar attı. Bu adımların hiçbirisi HDP istiyor diye atılmadı. Bu adımların hiçbirisi bir başka güç odağı bize dayattığı için atılmadı. Bu adımların tamamı bizim parti programımızda yazan ve bizim yürekten inandığımız adımlardı. Dolayısıyla efendim işte bugüne kadar alınan hakları biz aldık. Buna hiç kimsenin inanmasını, doğrusu inanmaması gerekiyor. Çünkü buna biz yürekten inanıyoruz. Biz insan olmaktan kaynaklanan tüm haklarını kullanmasını AK Parti olarak temel ilke olarak benimsiyoruz.
Ve bugüne kadar attığımız her şey bu anlayışla atıldı. Yoksa birisi bize efendim tehdit ettiği için, baskı yaptığı için adım atmadık. Hayır, Türkiye'de yaşayan her bir insan, kendini bu ülkeye ait hisseden her bir insanın birinci sınıf vatandaş olduğu, onun temel hak ve özgürlüklerle ilgili hiçbir kısıtlamaya tabi olmaması gerektiği düşüncesiyle atılan adım var. Dolayısıyla bugün de efendim barışı biz getiriyoruz. Ya hükümetin iradesi olmasa bu konuda, hükümet risk almasa senin söylemlerinin ne kadar kıymet harbiyesi olur? Burada biz onların samimiyetini aksine bilakis bu süreçte özellikle silah bırakma sürecinde ortaya koyacakları tavırla göreceğiz. Belirleyici olan o olacak. Tabii Sayın Sanayi Bakanı olarak da size şunu sormak istiyorum bu konuyla ilgili son olarak. Bölge nasıl etkilenir bu silah bırakmadan? Bir kere bakın, çözüm süreci başladıktan bugüne kadar bölgede çok olumlu bir hava var. Bazı gelgitler yaşasak da, bazı çözüm sürecinin sabote edilmesine yönelik son derece ciddi provokasyonlar, 6-7 Ekim olayları gibi, Kobani'den dolayı yapılan eylemler gibi çok ciddi kırılmalar yaşasak bile çözüm sürecinin adı bile yetti. Bakın son 2 yılda bölgede 1050 adet teşvik belgesi düzenlendi. 50 binin üzerinde istihdam öngörülüyor ve çok ilginç 12 milyar Türk lirası yatırım hedefleniyor. Şu anda son 2 yılda bölgedeki özellikle istihdam, sadece OSB'lerdeki istihdam 144 binden 165 bine çıktı. Süreç başladıktan tabii son 2 yılda bu. Son 2 yılda bir. Şimdi son 2 yılda 23 tane yeni organize sanayi bölgesi bölgede kurulma çalışmalarına başlandı veya kuruldu. Şimdi bölgede inanılmaz bir yatırım potansiyeli var. Bölgede bakın, bölge o kadar stratejik bir bölge ki. Evet. Bu bölgede huzur olsun, güven olsun. Dağında silahıyla insan gezmesin. İnsanlar özgürce bu bölgede yatırım yapma imkanına kavuşsun. İnanın bölge çok hızlı kalkınacak. Ve Türkiye'nin kalkınmasına da çok ciddi katkı sağlayacak. Bölge adeta Orta Doğu'nun. Evet, kilit nokta biraz. Orta Asya'nın, Kafkasların ve Kuzey Afrika'nın neredeyse göbeğinde, merkezinde. Ve Türkiye'nin en önemli tarım havzalarından bir tanesi. AK Parti iktidarı döneminde son derece ivme kazanan GAP projesinin bitmesiyle adeta önümüzdeki dönemde dünyada en stratejik sektör olacak olan gıda sektöründe adeta kalbi durumunda olacak. Şimdi böyle bir bölgede huzur ve güven olur. Burada üretim olursa bu bölge inanılmaz derecede hızlı kalkınır. Şu anda da zaten son 2 yılda çözüm sürecinin adı bile İşte verdiğim rakamlarla bölgede çok inanılmaz bir heyecan oluşturdu. Bir de bölgenin çok inanılmaz bir tarihi var. Yani Harran, turizm, medeniyetlerin doğuş şehri, evet, turizm Mardin, orada çok kültürlerin buluştuğu şehir. Pek çok, işte siz düşünün, yani Şırnak ismi nereden geliyor? Hazreti Nuh'un şehri anlamındadır Şırnak. Cizre, bugün olaylarla adı alınan Cizre bir büyük medeniyet merkezi. Hangi ilimizi saysak, bir Diyarbakır'ı, bir Van'ı, yani bir Bitlis'i, bunlar inanılmaz potansiyeli yüksek olan şehirler. Sanayi, sadece, turizm, tabii, ticaret olarak. Sadece turizmle bile bu şehirler çok kısa sürede ayağa kalkar. Bugün Diyarbakır'ın şu an içinde bulunduğu durum Diyarbakır'a yakışıyor mu? Ama hiçbir yatırımcı güvenlik nedeniyle gidip orada gönül rahatlığıyla yatırım yapmak istemiyor. İşte inşallah bu silahların bırakılması, demokratik zeminin son derece güçlü hale gelmesi, yatırım ortamının tamamen iyileşmesi bölgeye de inanılmaz bir sıçrama yaşatacak. Ben %100 inanıyorum, bölge hem kendi ciddi bir sıçrama yaşayacak hem de ülkenin kalkınmasına da çok ciddi katkı verecek. Bakın bu, şu anda Kuzey Irak'ta bir ciddi gelişme var. Evet. Ve Kuzey Irak'ın yönü Türkiye'dir. Kim ne derse desin. Ticaretinin çok büyük bir kısmını Türkiye ile yapıyor. Birileri bölünme propagandası yapa dursun veya bölünme tehlikesini önümüze koya dursun. Evet. Biz onların hiçbirine inanmıyoruz. Şu anda bölgemizde bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye'dir ve bölgenin bütün unsurları Türkiye'ye bakıyorlar. Böyle bir durumda Türkiye'de bir bölünme paranoyasıyla demokratik adımları geciktirmek
Türkiye gibi büyük bir ülkeye yakışmaz. Peki buradan hemen şeye geçmek istiyorum Sayın Bakanım. İç güvenlik yasası, tabii mecliste bununla beraber tartışılan bir konu birazdan. İç güvenlik yasasını muhalefet ciddi anlamda engellemeye çalışıyor. Hatta bugün yine Sayın Kılıçdaroğlu bu paketi geçirmeyeceğiz meclisten türünde bir açıklama yaptı grup toplantısında. İç güvenlik paketi özgürlükleri geri götüren bir adım mı? Geri götüren bir yasa mı? Bir kere şunu söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tavrı hiçbir zaman ana muhalefet liderine yakışan bir tavır değil. Ya millet iradesi tecelli etmiş. Millet iradesi tecelli ettikten sonra sen anayasal çerçevede meclis iş tüzüğünün verdiği yetkiyi kullanarak belirli bir miktar engelleme yapabilirsin. Bu makul karşılanır. Ama bu yasayı çıkarmayacağız demek millet iradesine saygısızlıktır. Daha yeni millet iradesi oluştu. Şu son 2014 yılında iki tane büyük seçim yaşandı. Evet. İki büyük seçimde kendi partisinin aldığı oy ortada, iktidar partisinin aldığı oy ortada. Ha biraz geciktirebilirsin ama geçirmeyeceğim demek demokrasiye inanmamanın bir göstergesidir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun niye Sayın Kılıçdaroğlu %25 bandının yukarısına çıkamıyor? Yok, ve kendi bir lider kendi seçmeninin %70'i tarafından başarısız bulunursa ya bunu bir sorgulamak gerekmez mi? İşte bu tavırlarda. Halbuki bunun yanında şunu yapsaydı bunun yerine. Ya bu iş güvenlik paketinde biz şu noktaları eleştiriyoruz. Doğru bulmuyoruz. Gelin bunları düzeltelim de birlikte bir güçlü iş güvenlik paketi çıkaralım deseydi inanın kendi tabanında da kamuoyunda da daha fazla puan toplardı. Yani nedir? Şu anda iç güvenlik paketinde gelişmiş demokrasilerde olmayan bizde olan ne var? Hiçbir şey yok. Efendim polisin gözaltı yetkisi. Polis gözaltı yetkisi. İşte peki polisin gözaltı yetkisi bizde yetkisi zaten biraz. 2005'e kadar vardı. Artı şu anda Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da pek çok ülkede bizim getirdiğimiz düzenlemeden daha ileri polise gözaltı yetkisi veriliyor. Yani şimdi siz düşünün. Biz şu anda polisin maalesef bir şüphelinin aracının bagajını açıp bakma yetkisi yok. Bu yasayla olacak diyorsun. Bu yasayla olacak. Ama istismar edene yönelik de ciddi yaptırımlar gelecek. Ya bunu Amerika'daki polis, Almanya'daki polis, İtalya'daki, Fransa'daki polis istismar etmiyor. Bizim Türk polisi bunu istismar edecek. Bu nedir? Devletin memuruna hiç güvenmemektir. Hele bir iki tane de yanlış örnek getiriyorlar, milletin önüne koyuyorlar. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce görevini layıkıyla yapan polisi bir kenara bırakıyorlar. İki üç tane suistimal etmiş örneğe getirip önümüze koyuyorlar ve bu yasa çıkmamalı. Peki bu kadar tehdidin arttığı bir dönemde, etrafımızda bu kadar yangının, çatışmanın, kaosun olduğu bir dönemde Türkiye kendi iç güvenliğine yönelik adım atmayacak mı? Ya bunu izahı mümkün mü? Bunu yapmadığınız zaman işte Kobani'deki gibi eylemlerde o zaman polis bazı noktalarda etkisiz kalabilir. Evet, 6-7 Ekim. 6-7 Ekim olaylarında gördük bunu. Adam sarıyor yüzüne bez parçasını, alıyor eline molotofu, gidiyor, atıyor. Orada insanımız ölüyor. İş yerlerimiz talan ediliyor. Polisimiz bazen şehit oluyor, bazen yaralanıyor. Polis araçları yanıyor. Ve bu Molotov kokteylini atmayı meşru gösterecek tavır sergiliyorlar. Hani Sayın Başbakanımız bunlar Molotov koalisyonu dedi ya. Evet. Gerçekten doğru. Şimdi peki şunu sorayım. süre azaldı. Yetişecek mi? Yani yasa yetişecek mi? Ana Muhalefet Partisi liderinin mantığını çözmek çok zor. Çok zor. Diyor ki o yüzünü bağlı şey yapanlar efendim biber gazına karşı kendisini savunanlar. Yani bu aşırı grupları, terör gruplarını herhalde bundan daha iyi savunan bir cümle olmaz. Tabii. Ya bu ana muhalefet lideri mi, terör örgütlerinin avukatı mı? Eğer öyle mi yapacaksan, kanunun gösterdiği mekanda gösterini yap, yürüyüşünü yap, protestonu yap, her şeyini yap. Ha, kanunun gösterdiği mekanın dışına çıktın peki yüzünü niye kapatıyorsun? Evet. Bu açıdan iç güvenlik yasasının paketinin Türkiye'de demokrasiye getirdiği en küçük bir olumsuzluk olmaz. Ama özgürlük güvenlik dengesini eğer biz doğru bir konumda tutmazsak
Bu defa demokrasi olan güveni azaltırız. Demokrasi olan inancı azaltırız. Eğer işlemeyen bir demokrasi algısı oluşursa işte o zaman ileride Allah korusun çok daha güvenlikçi yöntemleri bu defa halk kendi talep etmeye başlar. Çünkü eğer güvenlik açığı olursa işte o zaman özgürlükler, özgürlüğe olan, demokrasiye olan inançta ciddi bir gerileme olur. Peki yetiştirebilecek misiniz? Seçim çok yaklaştı. Tabii meclisin çalışma saatleri de azaldı yani, sanıyorum. Bir kere şunu söyleyeyim. Kesinlikle bu paket meclisten çıkar. Neden? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biz de bakanlar olarak fırsat buldukça gidiyoruz. Zaten nöbetlerimizin dışında da gidiyoruz. Orada milletvekillerimizin, AK Parti grubunun bir dayanışması var. Çok güçlü bir birlik ve beraberliği var. Dolayısıyla AK Parti grubunun bu iradesi bu şekilde devam ederken bu paketin çıkmaması düşünülemez. Ama şunu da söyledik. Baştan beri de söylüyoruz. Daha önceki programlarda da ifade ettik. Ya varsa paketle ilgili samimi eleştirileriniz, gelin bunları oturup konuşalım. Masaya yatıralım. Düzeltilmesini istediğiniz konular varsa gelin müzakere edelim. Yani müzakereden kaçan bir iktidar değiliz ki. Evet. Ama ben bunu çıkartmayacağım anlayışıyla neyi müzakere edeceğiz? Yumruğu sıkacak adam ondan sonra da benim elimi sıkmıyor diyecek. Ya sıkılan yumrukta tokalaşma olur mu? Tabii seçim atmosferine de bu ortamda gideceğiz büyük ihtimalle Sayın Işık. Ve seçimlerde de büyük ihtimalle başkanlık sistemi ön planda olacak. Tartışılan anayasa değişikliği ön plana çıkacak. Ben şunu sormak istiyorum. Gerçekten anayasa değişikliği konusunda bir şeyiniz hazır mı? Yani bir seçim beyannamesi hazırlandı mı? Tabii şu anda başkanlık sistemi yer alıyor mu? Parti genel merkezimizde AK Parti'nin 2015 7 Haziran seçimlerindeki ortaya koyacağı, topluma sunacağı görüşleri, fikirleri, vaatleri, vizyonu şu anda hazırlanıyor. Evet. O hazırlıklar tam bitmeden şunu yapacağız, bunu yapacağız demek çok bana düşmez. Onu inşallah arkadaşlarımız belirli bir olgunluğa getirdikten sonra inanıyorum ki Sayın Başbakanımız bunları açıklayacak. Ondan sonra oradaki detayları birlikte tartışma imkanımız olur. Ama sizin kişisel olarak başkanlık sistemiyle ilgili değerlendirmeniz benim diyorsun. Kişisel olarak ben Türkiye'de başkanlık sisteminin olması gerektiğine inanıyorum. Başkanlık sisteminin bizim tarihi serüvenimiz açısından da Türkiye'ye en uygun model olduğuna inanıyorum. Yani burada güvenlik mekanizmalarının iyi kurgulandığı, kuvvetler ayrılığının çok iyi tanımlandığı bir başkanlık sisteminin Türkiye açısından son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Şu andaki sistem ne parlamenter sistem, ne yarı başkanlık sistemi ne de başkanlık sistemi. Hiçbiri uymuyor. Peki Türk tipi bir başkanlık sistemi mi? Tabii ki yani Türk tipi başkanlık ne demek? Türkiye'nin kendi özel şartlarına da uygun bir başkanlık sistemi. Bundan Türk tipi başkanlık sisteminden kasıt budur. Türkiye'nin kendi özel şartlarına da uyacak, onu da karşılayacak, yarın Türkiye'nin gelenekleriyle çatışmayacak bir başkanlık sistemi. Şimdi biz özellikle çok ciddi tecrübelerimiz var. Bazı şeyleri direkt birebir motomot tercüme etmiş, getirmişiz kendi iç yapımıza ama ondan sonra pek çok arıza çıkmış. Halbuki bunları alırken kendimize uyarlasak, kendi örfümüzle, adetimizle, geleneğimizle, hukukumuzla, kendi medeniyet değerlerimizle örtüştürerek bunu yapmış olsaydık eminim ki pek çok problemi yaşamayacaktık. Evet. Şimdi Türk tipi başkanlıktan benim anladığımı söylüyorum. Yani kimsenin bu konuda resmi sözcüsü değilim. Ama benim anladığım şu. Türk tipi başkanlık nedir? Türkiye'nin bir geleneği var. Türkiye'nin bir geçmişi var. Türkiye'nin örf ve adetleri var. Türkiye'nin yaşadığı tecrübeler var. Bu tecrübeleri de dikkate alan bir başkanlık sistemi elbette olur ve çok da güzel olur. Niye? Şimdi Amerika'nın tecrübesiyle Türkiye'nin tecrübesi birebir örtüşmez ki. Veya Güney Kore'nin tecrübesiyle Türkiye'nin tecrübesi birebir örtüşmez ki. Farklı coğrafyada, farklı iklimde, farklı medeniyet değerleriyle, farklı tasavvurlarla yaşıyoruz. Şimdi Fransa'nın sistemini birebir motomot alıp Türkiye'ye getirdiğinizde çalışıyor mu? Şimdi biz sonradan parlamenter sistemi, yerine... parlamenter sistemi aldık getirdik. Peki Türkiye'deki parlamenter sistem Almanya gibi çalışıyor mu? Hayır. Türk tipi derken kasıt benim anladığım kadarıyla bu.
Ben tabii süremiz hızla ilerliyor ve son 3-4 dakikamız kaldı sanıyorum Sayın Işık. Ben hemen Merkez Bankası ile ilgili, yani doğal olarak sanayi üretimini de çok etkileyen bir tartışma. Bu Merkez Bankası'nın faiz indirimi tartışması ile ilgili sizin değerlendirmeniz ne olacak? Ben tabii Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak bu faiz politikasının, Merkez Bankası'nın uyguladığı politikaların üretime, yatırıma ve istihdama etkisini daha fazla ön planda tutuyorum. Bu açıdan bakıldığında mesela son faiz indiriminde üst limit 50 bas puan indi. Şimdi bunu yeterli görmedik. İyi bir adımdır ama yeterli değildir. Hani yetmez ama evet şeyi bizim bu evet. şey için geçerli olabilir. Bunun için önemsiyoruz. Şunun için önemsiyoruz. Şimdi üst limit, faizdeki üst band piyasadaki kredi faizlerini belirleyen rakamlardır. Oradaki limit ne kadar yukarıda olursa kredi faizi o kadar yüksek olur. Bu defa üretim için sermaye ihtiyacı duyan, finansman ihtiyacı duyan özellikle KOBİ'ler ve üreticiler, sanayiciler daha yüksek limitten borçlanma zorunda kalıyorlar. Bu da maliyetlerini olumsuz etkiliyor. Hem finansmana erişimleri zorlanıyor evet. hem de maliyetlerine olumsuz etkiliyor. Bu defa bu aldıkları kredinin faizini maliyete yazıyorlar, gidere yazıyorlar. Gidere yazınca da o bir maliyet oluşturuyor. O da enflasyona olumsuz bir etki yapıyor. Dolayısıyla faizlerin, bakın Çin son dönemde iki defa faiz indirdi. Neden? Son dönemdeki ihracatında biraz düşüş yaşadı. Bizim yaşadığımız gibi ve üretimi canlandırmak için faizleri de küt küt iki defa düşüş sağladı. Niçin yapıyor? Kendi üreticisini, kendi yatırımcısını korumak için yapıyor. Elbette Merkez Bankası'nın bazı zorlukları olabilir. Elbette enflasyondan kaynaklanan bazı riskler olabilir. Bütün bunları da tamamen bir kenara koyarak konuşmak istemem. Ama bizim açımızdan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak benim bakış açımdan faizlerin üst bandının ne kadar aşağı çekilirse üretim o kadar üretime, yatırıma ve istihdama o kadar desteğin sağlanacağını biliyorum. Ve Merkez Bankamızın özellikle faiz kararlarını alırken bu noktayı da göz önünde bulundurması gerekiyor. Bir de tabii genel politika olarak Merkez Bankamızın iki temel şeyi var. Enflasyonla mücadele ve finansal istikrar. Şimdi diyoruz ki enflasyonla mücadele ve finansal istikrarla birlikte büyümeye destek verecek politikaları da lütfen kendi öncelikleriniz arasında daha fazla değerlendirin ki ülke büyümezse, ülke yatırım yapmazsa, istihdam sağlamazsa o zaman hem toplumsal barış ve huzur risk altına girer hem de bu kadar gencin iş bulması noktasında çok ciddi açmaz da karşı karşıya bugünkü kalırız. Bugünkü enflasyon oranları da açıklandı. Yani bugünkü açıklama faiz indirmeyi gerektirecek bir açıklama. Şimdi benim kanaatim bugünkü rakamlar artık göreceğimiz en yüksek rakamlar. Mart ayıyla birlikte artık enflasyonda da ciddi bir düşüş. Çünkü geçen yılın Mart enflasyonuyla bu yılın Mart enflasyonu arasında inanıyorum ki baz etkisi açısından da ciddi bir fark olacak. Çekirdek enflasyon da bu noktada iyimserliğimizi artırıyor. Dolayısıyla Mart'la birlikte artık enflasyon daha da aşağı inme trendine girecek. Evet. Bu trend faiz indirimi noktasında Merkez Bankası'nın elini çok daha fazla rahatlatacak. Yine Merkez Bankası'nın ürkek davranmamasını, çekingen davranmamasını ve bundan sonraki süreçte çünkü inanıyorum ki yine Şubat ayında gıda fiyatları enflasyon üzerinde evet. bir baskı oluşturdu. Bilmiyorum dikkat ettiniz evet. mi? Gıda fiyatları baskı oluşturdu. Evet, dövizdeki evet. yükselme de bir baskı oluşturdu. Ama Mart ayıyla birlikte bu baskının azalacağını hatta bu noktada olumlu gelişmeler olacağını düşünüyorum. Öyle olunca da bu defa Merkez Bankası'nın da faizleri daha cesurca indirmek açısından elinde çok güçlü bir argüman evet. olacak. Ve Merkez Bankası inanıyorum ki bu faizlerin indirme noktasında daha cesur davranacak. Ama tabii Merkez Bankamız bağımsız bir kurum. Evet. Kararlarını kendileri almak durumundalar. Merkez Bankamızın bu noktada dediğim gibi üreticiyi de koruyan, üretime, istihdama, yatırıma destek veren, büyümeye destek veren politikaları hiç gözetmiyor dersem haksızlık olur ama daha fazla gözetmesi
Türkiye'nin menfaati nedir? Sayın Mesut Bakan, çok teşekkür ediyorum. Tabii konuşacak çok konu var aslında sizin bakanlığınızın faaliyet alanları ile ilgili ama süremiz kalmadı. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle diyorum. Bugün Ankara'dan konuğumuz Sanayi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık'tı. Bir başka programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.